Meksiko'da bulunan Ulusal Antropoloji Müzesi'ndeyiz ve kilden yapılmış oldukça küçük, sıra dışı heykelciklere bakıyoruz. Bu heykelcikler Meksika Vadisi'ndeki bir kasabada bulunmuşlar. Yaklaşık 3000 yıl öncesinden kalmalar. Kasabanın adı Tlatilco. Bu harika heykelciklerin bulunduğu yerde yüzlerce mezar vardı. Bölgede epey çeşitlilikte heykelcikler bulunuyor. Ve bize insanların 3000 yıl önce neyi önemsediklerine dair bilgi veriyor. Yaşarken ne yaptıklarına ve neyle birlikte gömüldüklerine dair bilgiler bunlar. Tlatilco'da çok gelişmiş görsel bir anlatımı olan envai çeşit objenin en eski örneklerini görüyoruz. Şu anda iki yüzü veya iki kafası olan heykelciklerden oluşan bir serinin önünde duruyoruz. Bunlardan başka çeşit çeşit çift başlı figür var. Princeton Üniversitesi'nde özellikle beğendiğim bir heykel bulunuyor. Çift taraflı bir yüzü, İki burnu, iki ağzı ama sadece üç gözü var. Kadın Tlatilco heykelciklerinin çok iyi bir temsili. Dar bir beli, geniş kalçaları, yüzünde ve oymalı saçında boya izleri var. Bu gördüğünüz heykel kilden yapılmış. Mesela saçın çizgilerini oluşturmak için keskin bir gereçle oyulmuş. Burun gibi çıkıntılı şekiller yaratmak için sıkıştırılmış. Genelde kırmızı, sarı veya siyah renklerde olurlar. Üzerinde farklı desenlerin olduğu silindir mühürlerle kullanıldığını görüyoruz. Desenleri oluşturmak için bunları farklı yüzeyler üzerinde yuvarlıyorlardı. Burada gördüğümüz heykellerden bazıları da çift taraflı bileşik iki yüze değil, iki ayrı kafaya sahipler. Şu an baktığımız heykelciklerinden birinin sadece tek bir vücudu var. Yani iki bacağı, iki kolu, tek gövdesi fakat iki ayrı başı var. Burada bunların farklı çeşitlerini görüyoruz. Dualite, yani ikilik fikriyle ilişkili bir durum olarak düşünebiliriz. Bu ikiliğin ne anlama geldiğinden pek emin değiliz. Çünkü elimizde bunu pekiştirecek yazılı bir bilgi yok. Sadece bu objeler var. Bu objeler, görsel arkeolojik kaydın, özellikle bu kültürü tanıyabilmenin esas yollarından biri olmasının harika bir örneği. Bu küçük kilden yapılmış obje oldukça ilginç. Tek bir maske şeklinde ama iki taraflı, yani tam ortadan ikiye ayrılmış. Solda canlı bir yüz görüyorsunuz. Sağda ise iskeletimsi bir yüz var. Yani sadece kemiklerden oluşan ölü bir yüz. Aslına bakarsanız dualite çok farklı anlamlara gelebilir. Bu terimi 21. yüzyılda kullanırken genelde Doğu Asya'ya özgü bir ikilik kavramı aklımıza geliyor. Yin ve Yang. Ancak Meksika'da daha iyi bir kaydına sahip olduğumuz daha sonraki kültürlerin dualite kavramı hakkında ne biliyoruz? Aslında dualite fikri etrafında kapsamlı genellemeler yapıyoruz. Yaşam ve ölümün ikili düzeni hayat döngüsüyle bağdaştırılabilir. Ölüm aracılığıyla hayat devam edebiliyor. Genelde hayat ve sonrasında ölüm şeklinde düşünüyoruz. Peki şimdi Mezoamerika'daki insanların da ölüm ve sonrasındaki hayat şeklinde mi düşündüğünü söylüyoruz? Sürekli olarak karşılaştığımız yaşam döngüsü kavramı dirilme ve yeniden doğum fikirleriyle birlikte geliyor. Bu maskeye baktığımızda ise yüze takmak için çok küçük olduğunu fark ediyoruz. Hatta avcumuzun içine rahatlıkla alabiliriz. Ancak sağ tarafı oldukça korkutucu. Gözleri tamamen açık bir kuru kafa. Neredeyse dişlerin sırıttığını görecek gibiyiz. Aslında sol tarafı da aynı şekilde sinir bozucu. Çünkü bir nevi hayvan suratına benziyor. Dili de dişlerinin aşağısından dışarı sarkıyor. Yüzünü ekşitir gibi dudaklarını gererek açmış. Bu da bize biraz korkutucu, hatta biraz da tehditkar geliyor. Bunun bir mezarda bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Aslında yapıldığı zaman bir mezar için mi tasarlanmış bilmiyoruz ama sonuçta oraya gelmiş. Bu Tlatilco heykelciklerinin çoğu günlük hayattan manzaralar sergileyen çok komik ve sevimli heykelcikler. Beşiğe benzer bir şeyin içinde yatan küçük bir çocuk, küçük bir köpeği öpüyormuş gibi görünen bir kadın ve köpeği kucaklayan başka bir kadın görüyoruz. Burada sadece günlük hayattaki insanları değil, aynı zamanda gerçekten daha samimi aktivitelerle meşgul olan insanları görüyoruz. Bu Mezoamerikan sanatında pek sık karşılaştığımız bir şey değil. Önceki kültürlerden sonraki kültürlere taşınan çok fazla şey var. Ama bu durum burada geçerli değil. Tlatilco'nun bazı açılardan Mezoamerika'nın ana kültürü olarak görülen Olmek uygarlığına çağdaş olduğunu biliyoruz. Tlatilco en azından şimdilik bildiğimiz kadarıyla kendinden sonra gelen kültürleri Olmekler kadar çok etkilememiş. Heykelciklerin arasında bir de hayvan şeklindeki şahane kaplar dikkatimizi çekiyor. Çok tombul ve oyunbazlar.
Balık kafası ve ördek şekli olanlar en sevimli olanlarından. Peki bu insanlar yerleşik yaşayan insanlar mıydı? Bu noktada Tlatelolco kasabasında daha yerleşik şekilde yaşıyorlardı diyebiliriz. Bunu seramik kullanımından anlayabiliyoruz. Burada daha çok insanların hem yiyecek olarak hem de seramiklerine kopyalamak için kullandıkları hayvanları ve bitkileri gördük. Yani etraflarında gördükleri doğal çevrenin harika çeşitliliğini yansıtmaya çalışmışlar.